Günaydın arkadaşlar ya da tünaydın mı demeliyim daha doğru olur. Bugün yani gece yine pek iyi geçmediği için geç uyandık. O yüzden tünaydın diyeyim en iyisi çünkü saat öğlen oldu. Şöyle oğluma kendime kahvaltı hazırladım. Maalesef evde ne yumurta var ne de salatalık vesaire hiçbir şey kalmamış. Bugün zaten alışverişe gideceğim. O yüzden Zeyt Mirza'ya böyle 1,5 tost yaptım. Peynirli yani kaşar peynirli. Yer mi bilmiyorum. Bakalım biliyorsunuz hani biraz huysuz hasta olduğu için az biraz. İştahı da pek yok. Ama dün aslında akşama doğru iyi yemişti. Bakalım şimdi nasıl yapacak. Şöyle tost hazırladım oğluma. Suyu var. Kendime de şöyle 2 tane siyah ekmek hazırladım. Peynirli, salamlı. Bir de tabii ki de kahvemi yaptım büyük kupada. Tam da ihtiyacım olan şey. Neyse hadi Zeytin'in tabağını gördü bize o zaman afiyet olsun. Evet arkadaşlar biz hızlıca giyindik ve evden çıkıyoruz şimdi. Zeyt Mirza da suyunu içiyor. Allah. Şurada çöp bu arada fazla çöp yoktu evde. Şöyle hızlıca giyindik. Nereye gidiyoruz? Markete gidiyoruz arkadaşlar. Önce Mülla'ya gitmem lazım. Zeyd'in sütü bitti. Süt alacağım. Ay şu saça bakın. Resmen hiç yapamadım. Süt alacağım. Sonra Alman marketine gideceğim. Türk marketine gideceğim. O yüzden böyle hazırlandık. Ve yeni ayakkabılarımı giydim arkadaşlar. Çok pofuduklar. Gerçekten aşk yaşıyorum. O kadar rahat ki size anlatamam. Yani böyle ayakkabı uzun zamandır giyinmedim. Böyle rahat ayakkabı. Şimdi gidiyoruz. Çöpümü de atayım. De bize it. Tamam. Sana bir şey demedim. Sen suyunu iç. Birazdan eldivenlerini takacağım. Şuraya koydum. Suyu zaten bitmek üzere. Ay arkadaşlar bakın bu arada burada da bugün kar başladı. Ama Viyana'da şöyle bir şey var yani kar uzun süre kalmıyor. Yani hiç çoğalmıyor. Geldiği gibi geri gidiyor. Bakalım bu sene nasıl olacak? Şu çöpümü atayım da. Ay kız şemsiye alsaydım keşke. Hiç camdan çıkınca bakmadım ya. Zeyd içtin mi suyunu? He? Çabuk iç eldivenlerini takacağım. Bak kar yağıyor. Çabuk iç. Kapıyı kapatalım. Soğuk valla. Kızlar Mülay geldim. Her geldiğimde her yerde bu benim kullandığım kapatıcıya bakıyorum. 20 numara her zaman bitmiş oluyor ya. Gerçekten şaka gibi. Her geldiğimde bulamıyorum. Hep tükenmiş maalesef. Şimdi yine alamayacağım ve evdeki de o kadar az kaldı ki içinde doğru düzgün süremiyorum bile. Zeyt Mirza da koalasıyla burada. Dilek ablası ona hediye etti burada çalışıyor. Değil mi Zeyt Mirza? Bana da hediye verdi. Eve gidince gösteririm size arkadaşlar. Ay bu rujların şeyleri, ambalajları çok hoşuma gidiyor paketleri. Baksanıza ne güzel. Ama ruja ihtiyacım yok ya. Hem kapatıcı bitmiş hem de kullandım. Maskara bitmiş. Şu mavinin normalini kullanıyorum. Bu şeyi wasserfest yani suya dayanıklı olan ama bunu sevmiyorum. Bunu seviyorum ama o da bitmiş. Ne yazık ki. Yine buradan makyaj bölümünden eli boş çıkacağız. Hofer'e geçiş yaptık ve sepetim şimdiden doldu. Ama fazla abartmayacağım. Sadece önemli olanları aldım. Çünkü burası da dolu zaten yani. Çok da yüklenmek istemiyorum şu an kendimi. Şöyle biraz kızartmalık bir şeyler bakayım da bir paket. Sonra Türk yerine daha gideceğim. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Zeyt Mirza burada. Her yeri döküyor yine. Uzun zamandır bu dolabı dökmüyordu. Özlemiş sanırım. Hemen aldıklarımı hızlıca gösterelim. Sonra bunları yerleştirip yemeğe geçeceğim hemen. Şöyle kreutzer rösti aldım. Böyle airfryer'da pişirmek için bir patatesli bir şey. Tadı güzel. Şöyle yumurta aldım arkadaşlar. Ekmek aldım fırınlık. Şurada kuşbaşı et aldım. Patlıcan aldım. Şöyle yoğurt gelmiş Hofer'e. Baya fazla var içinde 12 tane XX large. Sonra Nelken aldım. Türkçesini şu an bilmiyorum da görüyorsunuz. Geceleri hani Zeyt Mirza'nın burnu tıkalık olunca soğana batırmak için. Krema, tereyağı, salata, nar. Şöyle mısır turşusu, kornişon turşu. Bugün böyle sarımsaklı aldım.
Sonra vazgeçilmez salçam. Küp şeker, süt, mumları yakmak için şundan aldım. Bunlar hemen bozuluyor. Benim var da hemen bozuldu valla. Zeyd anneciğim toplar mısın geri? Şöyle şey aldım, salatalık. Ne oldu? Her şeyi şu an elinde toplamaya çalışıyor. Süt, ceri domates. Şey aldım böyle bir torba, mandalina. Bu soğuk havada iyi gider. Limon, tost ekmek. Başka da aynen bir şey yok. Bir de Müller'e gittim arkadaşlar. Onu da göstereyim size de şuna bakın Allah aşkına. Müller'dan da şöyle Zeyd'e süt aldım. Kveçi aldım. Meyve püresi şöyle karışık. Bir de orada bir takipçim var orada çalışan. Hep karşılaşıyoruz. Buradan teşekkür ederim kendisine. Dileğe buradan izliyorsa. Şöyle Zeyd Mirza'ya oyuncak verdi. Çok tatlı. Gelene kadar gerçekten buna sarıldı. Bir de bana böyle hediye koymuş. Mum koydu arkadaşlar. Her yaktığında beni hatırla dedi. Zaten mumlara bayılırım. Eminim güzel kokuyordur. Neyse bir ellerini zor açtım şu anda. Bir de Akif'e şöyle cüzdan koymuş. Çok tatlı. Yalnız mumun güzelliği arkadaşlar. Ben bunu yakmaya kıyamam kız. Baksanıza. Nasıl güzel. Bu arada Akif de bu cüzdana büyük ihtimalle bayılacak. Çünkü o böyle küçük cüzdanları çok seviyor. Baksanıza. Tam onluk bir cüzdan. Buradan tekrardan teşekkür ederiz. Hediyeler için. Evet, alışverişi yerleştirdim. Sadece etler kaldı. Bunu zaten dışarıda bırakacağım. Yemek için. Bu da tavuk göğsü arkadaşlar. Şöyle bir kilo tavuk göğsü aldım. Bunu şimdi poşetleyeceğim böyle. Dörde bölüp. Öyle daha pratik oluyor. Arkadaşlar Zeyd Mirza uyudu. Alışverişi yerleştirdikten sonra. Ben de hemen hızlıca tekrar bir evi çektirdim. Ve şimdi mum yakacağım. Ve annemin yeni videosu oynuyor. Şu şeyle yakayım Rituals mumunu. Normalde burada bırakamıyorum tabi. Zeytten dolayı da bu çok güzel koku bırakıyor. O yüzden yaktım. Bu arada masayı da boşalttım. Şunları kaldıracağım sadece. Sonraya hani hazır olsun diye sofra kurmaya. Bu da benim şeyim zaten. Bunu da kaldıracağım şimdi diğer odaya. Ay bu arada arkadaşlar şu an fark ettim de size hiç bahsetmedim. Bugün annemler geliyor arkadaşlar. Yani sadece annem, Can abi bir de Azat gelecekler. Ama iki günlüğüne sadece. Çünkü arkadaşlar yarın burada dişçide randevuları var. Hem annemin hem de Can abinin. O yüzden geliyorlar. Ve ne yazık ki fazla da kalamıyorlar. Hani Can abi çalıştığından dolayı. Ama buna şükür yani ailem geliyor. O yüzden güzel bir yemek yapayım diyorum. Bugün çok geç gelmezler bence. Yola çıkmışlar yani en geç bence 7.30 gibi burada olurlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Normalde hep çok geç geliyorlar ve annem böyle yalnız geldiğinde hep hani çok fazla özenme, yemek yapma diyor. Hep genelde yolda yemiş oluyorlar ama bu sefer özellikle yemeyin dedim. Karnınızı doyurmayın dedim çünkü yemek yapacağım arkadaşlar. Can abi de uzun zamandır gelmedi. Güzel bir sofra hazırlayayım diyorum. Öyle yani canlar. Bizde durumlar bu şekilde. Bunları hemen poşetleyeyim hızlıca. Sonra bir evi çektiririm. Sonra yemeği geçerim. Yani ışığı zaten çok kötü. Neyse hadi bakalım. Şöyle yemeğime başlamadan önce kendime küçük bir bardakta Nescafe yaptım. Ne yapacağım? Şöyle sileksimi çıkardım. Kuşbaşı et doğrattırdım şöyle. Onu süreceğim silekse. Bol sebzeli yani. Patlıcan ve kabağı çok yakıştırıyorum. Zeytinyağı kullanacağım, tereyağı kullanacağım. Bir de bol sarımsak. Gerçekten çok tat veriyor. Çok önemli bence. Böyle şimdi önce bir bunu silekse atayım. Üstüne sıvı yağ gezdireceğim. Biraz böyle bir rengini bıraksın hani. Rengi değişsin. Ondan sonra sebzeleri falan eklerim. Aynen hadi bakalım. Bir de domates ekleyeceğim ama onu en son.
Evet, şöyle aldım hepsini silekse ısıttım bu arada. Şimdi biraz zeytinyağı ekleyeceğim şöyle. Fazla abartmayayım çünkü şurada şöyle tereyağları doğradım. Üstüne atacağım. Tabii sonra tekrar tereyağı ekleyeceğim de. Önce bu böyle kendi suyunda pişsin arkadaşlar. Rengini alana kadar. Sonradan zaten sepsiler gelecek. Evet, etler pişerken biz de sebzelere geçelim. Şöyle yıkadım sebzeleri. Hemen şöyle şerit şerit doğrayacağım. Ay, soyacağım yani, pardon. Arkadaşlar şimdi iki kabak kullanayım da bunlar çok büyük. O yüzden sadece bu büyük, daha büyük olanını kullanayım diyorum. Yoksa çok olur. Şöyle. Dediğim gibi yıkadım. Bunları nasıl keseyim? Şöyle yapalım. Ve şöyle normal. Aynen. Bu arada saat şu an 5 oldu bile. Daha vaktim var, o yüzden şöyle yavaş yavaş hazırlayayım. Zeyt de uyuyor zaten. Bunları kestikten sonra da pilavı yaparım. Çorba yapacaktım, vazgeçtim arkadaşlar. Çünkü yemek zaten doyurucu. Bol etli, sebzeli, yanına pilav. Bu arada salata yapacağım. O narlı salata var ya, cevizli falan. Annemler de çok seviyor. O yüzden o salata yapacağım. O da zaten doyurucu bir salata. Bir de yanına cacık yapayım diyorum. Ay kızlar, şu an aklıma ne geldi? Ekmek almayı unuttum ben. Hemen Akif'e yazayım. Eve gelmeden ekmek alsın. Bunun yanına pide güzel gider. Taze pide. Allah. Kız kocaman bu valla. Türk dükkandan alacaktım. O da çok kötülerdi. Almadım. Tekrar Alman marketine geri döndüm, biliyor musunuz? Patlıcanlar için. Kız bu kocaman, bundan kesilmiyor. Ben niye bunu aldım ki? Öyle yani. Büyükmüş gerçekten. Bunu da yarın bir menemen falan yaparız. İçine katarız. Annemin meşhur menemeni. Patlıcanlı falan gayet güzel oluyor. Ha, şimdi ne yapıyoruz? Bunu da... Ay kocaman. Bu Alman şeyleri çok büyük. Patlıcanları. Gerçekten. Baksanıza. Şimdi bunu üçe mi bölseydim keşke? Çok mu büyük olur? Yani biraz büyük olur, o yüzden dörde böleyim hatta. Aynen böyle iyi bence. Yarısını kullansam yeterli. Evet, etler rengini almış. Şimdi sebzelerimi ekleyeceğim. Ondan sonra direkt baharatlayacağım. Arkadaşlar tuz kullanacağım, kekik kullanacağım. Karabiber, kırmızı biber, öyle. Sonra hepsini karıştıracağım. Tekrar bunlar pişecek. Sonra biraz daha işte piştikten sonra arkadaşlar iki tane domates eklerim. Bir de birazcık salça eritirim suyla, üstüne dökerim, o kadar. Bir de bol tereyağı tabii ki de. Şu an şöyle pirincimi kavuruyorum. Şu yağ biraz daha erisin, güzelce kavrulsun. Suyunu ekleyeceğim. Canlar, yemeğim pişti. Şöyle göstereyim, tadına baktım. Etler yumuşamış gerçekten. Güzel yani. Şu defne yaprağı eklemiştim. Onları tabii ki de koymayacağım. Şöyle et sote diyelim. Bir de Akif geldi az önce. Bu erkekler neden böyle? Bakın, bir tane pide al dedim Akif. Bir, iki, üç tane pide.
Yani alt taraf iki kişi geliyor arkadaşlar. Biz de pek ekmek yemiyoruz. Yani Akif her zaman bu hatayı yapıyor. Yani gerçekten yazlık ekmekleri buzluğa atacağım. Böyle parçalayıp diprizime atacağım artık. Çıkartırım lazım oldukça. Yoksa kim yiyecek yani bu kadar ekmeği? Bir de baklava almış. Bunu iyi yapmış vallahi. Çok güzel gözüküyor baksanıza. Ay canım çekti. Bu da mı aynısı acaba? Ha, bu da aynısı. Bakın. Aferin. Kocişim. Böyle kaynanacığını ve kaynbabacığını düşün. Bir de şurada da pilavım hazır. Şimdi birazdan cacık ve salatayı hazırlayacağım. Annemler çünkü yarım saate buradaymış. Şöyle salatamı da hazırladım. Sadece işte nar ekşisi ve tuz, bir de zeytinyağı ekleyeceğim ve karıştıracağım. Sonra bu da hazır. Evet, masamı hazırladım sayılır arkadaşlar. Şöyle Anan geliyor, nasıl göstereyim. Akif. Seni gideceğim buldum. Şöyle ekmeği de kestim, suyu da getirdim. Servis tabaklarını yemeğe doldurup böyle getireceğim arkadaşlar. Böyle. Kapı çaldı. Zeyt kim geldi? Akif'le buluyor. Zeyt. Zeyt bir bana bak. El göstereyim. Aha. Aha. Allah. Akif çekil. Azadım. Hallo. Özlemiş dayısını. Hadi öp. Hani Can abi nerede? Ama öpüyor. Sizi özlemiş. Sizi özlemiş. Gel oğlum. Asıl. Adam hoş geldin. Bu ne tatlı kocuk böyle. Hak mı arıyorsun? Canla dövüşürüz bir de. Bak nasıl seviyorlar. Sadece yayını da kapattın, izliyorsun. Ne oldu orada? Yo şey, telefon geldi Can'a. Dövüşmedik. Orada telefon geldi. Hani yayın yaptı. Kızlar gelir mi? Gitti de açmadı. Açtı sonra gelir. Asıl öyle görmedim. Can'a telefon geldi. Can'ı bilmiyorum, panikçi dedi ki kesin önemli bir şeydir diye. Telefonu aradık. Gel, o da reklammış. İşte şimdi park var. Markete niye gitti? Aslan bir şeyler alıyor. Evde bir sürü şey var. Sıçanı getirmedin ya. Yansın onu evde. Kime sarmaysa. Ama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey yapıyor, ben ceketimi giyiyorum ya. Kedi benden önce kalkıyor. Ama yazık. Hissettik nesin. Şunlara bak. Kocuğunu çıkar, hadi kocuğunu çıkar. Zeyt daha yeni ikide bir her şey ağlıyor, biraz hasta ya da. Daha yeni neşesi yerine geldi. Anne ev çok sıcak, Akif tutturmuş en soğuk. Azat sen ablaya niye sarılmadın? Bir daha kendimize gelemedik. Azat. Valla Zeyt de. Ya bir tökü durma. Tübe bak. Wow, balon partisi. Aynen. Can abi markete gitmiş, o gelsin sofraya oturunuz. Şuna bak. Aha geldi. Zeyt kim geldi? Kalkın ayağa. Zeyt kim gelmiş? Daha yeni acayip sevindi. Kim o? Beni yok. Arkadaşlar aradan yine saatler geçti. Biz yemek yedik. Makinemi çalıştırmıştım. Şimdi boşaltacağım. Ve burada birkaç tabak var. İşte annemlere kahve falan yapmıştım. Bunları kaldıracağım. Sonra mutfağı artık kapatırız. Aha küçük yardımcım geldi. Zeyt sen mi geldin oğlum? Ama bıçaklar var. Neyse şimdilik kapatıyorum. Masa izliyoruz annemle. Çocuklar izin verdiği sürece valla. Ben buna epeydir bakmıyorum. Hala her bir 20 saniyede kalkıyorum galiba. Evet, maşallah. Vallahi çocuklar bizi seyrettik. Aslında ben evde biraz daha rahatım çünkü Mazat baya biraz büyüdü ya. Ha, aynen. Beni o kadar eziyet etmiyor. Yani Zeyt de normalde yatıyor da işte bugün. Senin de şöyle bir
aşağı yukarı 3-4 ayım kaldı. Biraz mola verme şeyim. Göreceğiz. Vallahi bakalım. Şimdi hani hastaydı. O yüzden şu an uyumak da istemiyor. Bir de şey, geç uyandı bugün. Öyle uykusunu geç yaptı ya. Gece uyumadığı için ta biz 11.30 mu 12'de uyandık. Hatta daha geç olabilir. Gece sabah 5'te uyandı, 8'de geri uyuduk, biliyor musun? 5'ten 8'e kadar ayaktaydık gece. O yüzden sonra uzun uyuduk. Daha doğrusu Zeyd benden daha uzun uyudu. Ben uyandım. Aynen, Can abi de burada yatıyor. Memi gidiyor gidiyor, öpüyor bir de. Valla Zeyd mevza gidiyor gidiyor, bir Can abinin yanına çıkıyor, öpüyor, sarılıyor böyle piş piş. Yastığına vuruyor aynen. Ay yine yapıyor. İşte biraz oynasınlar, sonra uyutmayı deneriz artık. Aynen, yavaş yavaş uyusunlar. Neyse arkadaşlar, videoyu burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun.